Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Binnur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz mayasız çörek tarifi hazırladım. Bu çöreği günlerinizde, çaylarınızda ya da hafta sonu kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla yapıp tüketebilirsiniz. Akşam şekil verdikten tepsiye koyduktan sonra sabah da pişirebilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Bu tarifim için bir su bardağı ılık sütü yoğurma kasesinin içerisine koyuyorum. 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yoğurdu ekliyorum. Bu tarifim için bir adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Daha sonra bütün malzemeleri spatula yardımıyla karıştırıyorum. Bu aşamada yoğurt tamamen pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırmaya özen gösterin. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamurun içerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Tarifimde 6,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını koyarak karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Hamur biraz toparlandıktan sonra kalan unu da ekliyorum. 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra 4-5 dakika boyunca elimle yoğuracağım. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı oldukça güzel oldu. Daha özlü bir hamur elde etmek istiyoruz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. 3-4 dakika boyunca da burada yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz, yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Yeterince yoğurduktan sonra rulo haline getiriyorum. Bu hamuru 11 parçaya böleceğim parçayı biraz büyük kesiyorum. Daha sonraki 10 parçayı küçük küçük parçalar halinde kesiyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kesmiş olduğum parçaları beze haline getiriyorum. Oldukça yumuşak bir hamur olduğu için undan takviye alabilirsiniz. Beze haline getirmiş olduğum hamurları tepsinin içerisine koyacağım. Yapışmaması için tepsinin tabanına biraz un serpiştiriyorum. Büyük olan parçayı da küçükleri de sırasıyla beze haline getirerek bunun içerisine koyacağım. Toplamda 11 adet bezemizi yaptık. Bir tanesi büyük, diğerleri küçük. Üzerlerine biraz un koyuyorum. Daha sonra temiz bir poşetle üzerini kapatarak 15 dakika boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda bezelerimizin üzerine açıyoruz. Tezgahın üzerine biraz un koyduktan sonra bezenin bir tanesini alıyorum. Altına üstüne un koyarak elimle biraz genişletiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bu aşamada bezelerinizi çok büyük açmanıza gerek yok. Bezemizi tatlı tabağı büyüklüğüne getirdik. Fazla unundan arındırıyorum, kenara koyuyorum. Küçük olanların hepsini sırasıyla bu şekilde açacağım ve kenara koyacağım. Son olarak büyük bezeyi alıyorum. Elimle biraz genişletiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla 30 santim çapına gelinceye kadar hamuru açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 125 gram tereyağını erittim. İçerisine yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. İsterseniz çiçek yağı da kullanabilirsiniz fark etmez. Fırça yardımıyla yufkanın üzerine güzelce yağlıyorum. Her tarafın tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla tamamen yağlandığından emin olun. Daha sonra açmış olduğum yufkayı parmaklarımla çekiştirerek uzatıyorum. Tam orta kısmına açmış olduğum bezelerden bir tanesini koyuyorum. 3 adet hamuru bu şekilde üst üste koyacağım ve aralarını yağlayacağım. Bu tarifimde 100 gram lor peyniri kullandım. Lor peynirinin yarısını bunun üzerine koyuyorum. Elimle güzelce yayıyorum. Daha sonra üzerine 4 adet açmış olduğum bezelerden koyuyorum. Aralarını da mutlaka tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Dördüncü bezeyi de koyduktan sonra kalan lor peynirini bunun üzerine koyuyorum. Elimle şöyle bir yayıyorum. Daha sonra 3 adet yufkayı üst üste aralarına yağlayarak koyuyorum. Bu tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağladığımız zaman çöreğimizin lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Üstelik katları da daha belirgin hale getiriyoruz ve daha güzel gözüküyor. Bütün yufkaların hepsini üst üste koyduk. Sonuncu yufkayı da koyup üzerine yağlıyorum. Daha sonra en alta koymuş olduğumuz bezeyi bunun üzerine doğru kapatıyorum. Üst üste kapatıyorum. Aralarında da mutlaka tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Katladıktan sonra bezemizi ters çeviriyoruz. Un serpiştirmiş olduğumuz tepsinin içerisine yerleştiriyoruz. Üzerini kapatarak buzdolabına kaldırıyorum. Yarım saat boyunca beklettim ve çıkarttım. Yarım saatin sonunda tepsiden alıyorum. Yağlı kağıdın üzerine hamuru koyuyorum. Bu yağlı kağıdın üzerine koyduktan sonra merdaneye de oklava kullanmadan parmaklarımla genişletiyorum. Bu aşamada ortadan kenara doğru getirerek açmaya özen gösterin. Çöreği pişireceğim. Tepsinin büyüklüğüne gelinceye kadar parmaklarımla açıyorum. Yeteri büyüklükte açtıktan sonra tepsinin içerisine yağlı kağıtla birlikte yerleştiriyorum. 1 bir adet yumurta sarısını ayırmıştık. Yumurta sarısını fırçayla çırptıktan sonra çöreğimizin üzerine sürüyoruz. Daha sonra böyle bir aparatla iz yapıyorum. Sizler istediğiniz şekilde iz yapabilirsiniz. Ya da sade şekilde fırınınıza götürebilirsiniz. Fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açtık ısıtmış olduğumuz fırında 35 dakika boyunca çöreğimizi pişirdik. Oldukça güzel bir şekilde kızardı. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağı geçtikten sonra kesme tahtasının üzerine koyuyorum. Burada keseceğim, sizlere iç dokusunu göstereceğim. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir konu olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Çok lezzetli, katları tel tel ayrılan, tadına doyamayacağınız çörek elde ettik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek vermek için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.